Hepinize merhabalar. Bu videoda Abra A5 ve 13 kasanın SSD ve RAM upgrade'ine, hatta HDD de diyebiliriz, hard disk de ekleyebilirsiniz. Mesela bu kasada sadece SSD var, hard disk yok. Ve batarya değişiminden bahsedeceğiz. Alt kasanın açılımını göstereceğiz. Fakat kasayı komple açmayacağız. Ama onunla da ilgili küçük bilgiler vereceğim. Macun değişiminden falan bu videoda bahsetmeyeceğim. Öyle bir şey yapmayacağız ama İlk diyeceğim şey Monster kasa açmanıza karışmıyor. İstediğiniz kadar açın. Kırmadığınız sürece garanti dışı değildir diyor. Hatta kırınca bile değil galiba. Ondan emin değilim. Onu sorun. Ama sonuçta kasayı açmak garanti dışı bırakmıyor. Peki bu kasayı nasıl açacağız? V13 kasa. Bunun videosuna şu sağ üstte kartlardan ulaşabilirsiniz. İlk yapacağınız şey elektriği çıkarmak olacak. Bataryası çıkabilen bir model değil. En azından elektriği çıkartın. Ardından bütün takılı USB'leri, kart okuyucuları, bilmem neler, her şeyi çıkartın. Bunlar kasayı açarken kırmanıza neden olur. Biz sadece alt kapı açacağız aslında ama olsun, yine de çıkartın. Yani ne demek istiyorum? Biz bu kasayı sadece şu alt kapağını açacağız çünkü her şey burada. Çok güzel bir sistem yapmışlar. Ama şurayı da açmaya kalkarsanız bu USB'ler takılı durduğunda kırarsınız. Burada alt kasayı, yani şurada bir RAM var. Bir de RAM slotu var boşta duran. Ona ulaşmak için, hatta şurada gözüküyor, doğru burası. Ve şuradaki hard disk SATA boşluğuna SSD de takabilirsiniz. Ve sadece şu 4 vidayı açacağız. Başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Komple kasayı açmak için totalde 13'tü sanırsam sayısı. Alt kasada bir sayı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İç tarafta da var. Bu 4'ü kalktıktan sonra 13'e çıkıyor sayı. Artı şurada iki tane var. Bunları sakın unutmayın. Çok değişik bir kasa tasarımı. Buralarda da iki tane vidası var. O çok önemli. Dört vidayı bir açalım. Şuradan işe yarama SteelSeries kulaklığın manyetini kullanalım. SteelSeries ne kadar kalitesiz olduğunu bilmediğimden gidip satın almış. Sonradan şu anda ise HyperX'e geçmiş bileyim. Şu 4 vidayı çıkardık. Burada TRT bandrolümüz var. TRT bandrolü biliyorsunuz ki artık sadece radyo taşıyan cihazlar değil, internete bağlanan bütün cihazlardan TRT dinlenebildiği için hepsinden alınıyor. Laptoplar da buna dahil. Onun vergisini ödediğimize dair bir belirti. Bu 4 vidayı çıkardıktan sonra sürgülü sistemden şöyle çekiyoruz bunu kendimize doğru. Ve alt kapı açılıyor. Bu kadar, başka yapacağımız hiçbir şey yok. Kasa açılıyor. Burası SSD kısmına denk geliyor. Buraya fazladan bir metal bir soğutucu koymuşlar. Heatsink diyelim. Burası hard diskler için. SATA portunu şuraya sıkıştırıyorsunuz. Disk de buraya giriyor. Birazdan göstereceğim zaten nasıl takıldığını. Ve buraya artık hard disk upgrade'i veyahut SSD upgrade'i yapabilirsiniz. Bizim ise burada 80 mm olması lazım. Hemen cetvel alalım. 80 olduğuna aslında eminim ama. Evet, diskimizi şöyle getirelim, koyalım. Bir de bunun ölçüsü. Evet, 80. 80 mm uzunluğunda bir SSD takabiliyorsunuz. Daha kısasını desteklemiyor. Çünkü tek vida burada. Daha uzun da desteklemiyor. 110-120'lik modeller de var. Onları da desteklemiyor. Ve daha kısasını da gördüğünüz üzere bir vida deliği yok. Desteklemiyor. Buraya iki tane M.2 SSD takabilirsiniz. Bu PCI Express SSD. Buraya ise SSD'nizi veya hard diskinizi, aynı giriş zaten. SATA portu aynı giriş. Şu SATA'dan sokup buraya ittiriyorsunuz. Kasanın şu anda alt tarafındayız. Yani diskin yazısı da alt tarafa bakacak şekilde denk geliyor bu arada. Şöyle gösterirsek. Bu şekilde çarpıyor. Yani laptopu ters çevirdiğinde disk ters durmuş olacak. Böyle takılıyor. Batarya değişimi ise buradaki bataryayı Monster'dan orijinal olarak temin etmeniz gerekiyor. Başka bir kaçarı kuçarı yok. Ve buradaki pinleri çıkartıyorsunuz. Bu bataryanın altına çift taraflı bantlar var. Birazcık zorlayarak çıkartıyorsunuz. Ve yenisini takıyorsunuz. Bu kadar. Burada subwoofer'ımız var. Burada da stereo hoparlörlerimiz var. Bu subwoofer'ın burada olması laptopu kullanırken çok rahatsız ediyor. Ses hep sağdan geliyormuş gibi hissettiriyor. Subwoofer'dan sadece bas gelmesi lazım ama sanırsam ses de geliyor. Anlamadım nasıl bir sistem var bunun. Ses hep sağdan geliyormuş gibi bana hissettiriyor. Çok rahatsız ediyor beni. O konuda bir başarısızlık var. RAM upgrade'e gelirsek burada bir tane slotumuz zaten dolu. İkinci slotumuz ise boş.
Biz bu normalde iki slotu da dual channel olarak almıştık ki montajlarda işimize yarasın diye montajlarda dual channel daha performanslıdır. Bize daha pahalı olan 100 liradan 100 lira 150 lira daha pahalı olan tek slot 16 GB verdiler. Burada bir slotumuz daha boşta. Yarın öbür gün buraya 8 veya 16 GB daha takabiliriz yani şuradan bir slotta. Nasıl takılına gelirseniz de şuradan direkt slotuna tutturup ittiriyorsunuz. Bu klipsler ona kilitleniyor. Aynı şuradaki gibi. Çıkarmak için de iki tane klipsi şuradan çekiyorsunuz. Ve şu anda yaptığı gibi kendini böyle atıyor. Böyle atıyor kendini. Made in China. Ve yine buradan soktum. Şu anda ittireceğim. Klipsler oturdu. Bu aşamada yapmanız gereken şey bu klipsler harbi oturmuş mu diye bakmak. Yani aynı hizada mı diye bakmak. Yamuksa oturmamıştır çünkü. Ve oturmamışsa yani artık anakart koruması hepsinde var ama eskiden yoktu. Bilgisayar direkt yanıyordu. Bu videoyu böyle kısa tutmak istedim. Çünkü bundan bir tane daha çektim. Bir 15-20 dakika sürdü. Gerek yok o kadar uzatmaya. Yani diğer kasanın şuralarından falan bahsettim. İşte bunların nasıl açılacağından falan. Gerek yok. Bu videonun asıl amacı buraya hard diskinizi koyuyorsunuz. Ve direkt çalışmaya başlıyor. Buraya SSD'nizi takıyorsunuz, direkt çalışmaya başlıyor. Buraya bir tane daha takabiliyorsunuz. Sadece 80 mm'lik takılabiliyor. Bunlar özel ayrıntılar. Buraya ise DDR4L Low Profile. Oradan bir tane daha alıp takabilirsiniz. Ve batarya da burada gördüğünüz üzere çıkartıp değiştirebilirsiniz. Birkaç sene sonra artık batarya öldüğünde. Ya da Monster'a yollarsınız. Onlar değiştirir, size geri yollar. Veya siz götürürsünüz. İstanbul'daysanız Kadıköy'de şubelere ve İzmir'de de varmış sanırsam. Siz bu videoyu izlediğinizde belki başka şehirlerde açılır. Böyle geri kapatmak da zaten aynı sürgülü sistem. Onu da gösterip videoyu sonlandıralım. Şu anda bir upgrade yapmadık ama nasıl yapılacağını gösterdik. Dediğim gibi hard disk takabiliyorsunuz. RAM'i takabiliyorsunuz. SSD'yi takabiliyorsunuz. 80 mm. Ve buradan kızaklı raylı sistemden ittiriyorsunuz. 4 vidayı da geri takıyorsunuz. Bu kasa ile ilgili V13 kasa ile ilgili ya BIOS'una kadar videolar çekiyorum. Yani hala devam ediyorum. Siz bu videoyu izlediğinizde belki hepsi bitmiştir. Şu sağ üstteki kartlardan nereye denk geliyor? Şuraya falan denk geliyor şu anda. Oraya tıklayarak bu kasanın video serisine ulaşabilirsiniz. Oyun testlerini vesaire de çektim. Onları da ekledim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın veya bu video işinize yaradıysa da beğenmeyi unutmayın ki bana bir destek olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.